Maalesef güncellenen rakamlarda bilanço ağırlaşıyor. Şehit sayımız 5'e yükseldi. 22 yaralı çünkü 4 ağır 14 yaralı diyorduk. 22 yaralı var. 3'ünün taburcu olduğunu söyledi İçişleri Bakanı Ali hani Yerlikaya. 19'unun tedavileri sürüyor ama durumlarının iyi olduğu bilgisini de paylaştı. Az önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ee, PKK'lı şerefsizler diyerek, kendisini tabii ki tutamayarak çok net bir biçimde e, yaptığı o çıkış. İçişleri bakın Ali Yarlıkaya da bakıyoruz diyor. Kimlik tespit çalışması, bütün parmak izleri falan bunları bakıyoruz. Ama e, terör saldırısının şekline baktığımızda PKK izi gibi görünüyor. Böylesi bir noktadayız. Sayın Özer. Sayın hanım, bir, e, vatan, bir güvenlik görevlimiz korur, de şehit olmuş. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Hı ailesine, milletimizin başı sağ olsun. Kolay değil tabii ki. Ee, siz bu saldırının nasıl olabildiğine dair nasıl bir yöntem izlemişlerdir diye bu çerçevede evet, diyalogumuz evet. devam ediyordu. İşte e, İçişleri Bakanı diyor ki hani şöyle baktığımız sizin de işaret ettiğiniz, e, anlattığımız çerçevede bunda bir PKK terör örgütü izi var. Şöyle ifade edeyim Sayın Hanım ben e, tabii ki yayın yasağından dolayı ancak ele gelen ilk aşamada Hı. ele gelen açık kaynaktan baktığımız görüntülerde PKK terör örgütünün saldırısı olduğu çok büyük olasılıkla o Böyle şekilde olduğunu öyle gün Neden? Çünkü kullandığı silahlara baktım. Bu AKS dediğimiz, AK-47'nin bir şeyi var, namlusunu kısaltılanlar var. Yani bunu genellikle Rus özel kuvvetleri, spetnazlar kullanıyor. PKK'lılar da çok kullanır. O silahın darbe etkisini artıran, menzilini artıran bir silah. Artı silaha baktığımızda ucunda susturucu var. Yakından incelediğimizde suikast silahı, o, o, suikast silahı optik, uzun menzilli e, işte o namlunun kısaltılması tesirini ve menzilini artırıyor. Bir de optik koyulmuş <laughs> üzerine hatta ucunda e, tüfek bombası yani tam anlamıyla kompakt bir terör silahına getirilmiş. Yöntem olarak şunu ifade etmek istiyorum. E, e, tek giriş yeri var ve bunlar çok uzun süre burada gözetleme ve keşif yapmışlar. Nelere bakmışlar efendim? Birincisi e, yoğun giriş çık. Öncelikle amaçları çok önemli. Ben onu önce başa koyayım. Ee, içeri girebilip anladığım kadarıyla TUSAŞ'ın içine girip daha derinlerde lokasyonda daha farklı tesislerin olduğu yere ulaşabilmeyi hedeflemişler. Hedeflemiş evet. Kesinlikle. Yani Allah korusun yani bizim ürettiğimiz o ee, nazar değmesin uçaklarımız ve diğer tesislerimizin olduğu alana gidip hem kendilerini imha edecekler hem de oraya büyük bir zarar verme şeklinde düşünülmüş. O e, sadece içeri girebilme amaçlı bir terör evet. faaliyeti değil. Peki. Daha büyük bir maksatla buna Peki. başlamışlar. Peki. Ee, klasik terörist yaklaşımları var. Uzun süre buranın incelenmesi evet. var. Giriş çıkış saatlerinin incelenmesi var. Burada çok iyi bir e, analiz yapılmış. Belli yani kim geliyor, ne zaman geliyor, saat kaçta geliyor, gidiyor. Bu çok hatta bunun provası yapılmış. Efendim orada araçların ne zaman gelip geçeceği dikkat edersek e, sanıyorum e, taksi şoförümüzün de evet, e, şehit, oldu şehit olduğunu abi, öğrendik. Abi. Onu da kanıt bırakmam adına ama şunu görmek lazım Sayın Nur Hanım. Bu tarz eylemlerde icracıların yanı sıra 3 kişi icracı, kadın ve erkek öldürüldü. O etkisiz hale getirildik kelimesi bilemiyorum ama ben öldürüldü diyorum. Umarım evet. yanlış bir şey kullanmıyoruzdur yani. Öldürüldü. Diğerini de herhalde imha edecekler. Efendim bu üçü e bu anlamda yetiştirilmiş icracı personel olmakla birlikte bu tarz eylemlerde arkada ikinci kademede olan unsurlar vardır. Yani sadece orada değil Olası bir durumda destekleyebilecek bir destek ünitesi, hatta bunun arkasında 3. ünitede terör eylemlerine baktığınızda lojistik üniteleri de vardı. O anlamda şimdi büyük ihtimalle Sayın İçişleri Bakanımız ve Kahraman Emniyet mensuplarımız o bölgenin hemen derin bir daire içerisine alınarak arama ve tarama Yapıyorlar. faaliyetleri başlamıştır. Evet. Az önce milletimizin... bir açıklama geldi, e, son kontrollü patlamada gerçekleştirildi o anlamda yani e, mühimmat ve böyle saha taraması tamamlandı denmişti. Tamam, güzel. Yani onu ifade etmek istiyorum. Evet, kademeli peki, kademeli peki. bir yaklaşım vardır. Hedef olarak sadece kapıyı peki. değil daha derinde bir hedef düşünmüşler diye düşünüyorum. Bir de yani çok detaylı bir araştırma gerekecek burada. o Ben ama şuna gelmek istiyorum. Yani terör örgütü ister TUSAŞ'a olsun ister memleketin her noktasında ne yapacaksa ne yapmaya kalkacak da kalsınlar bizim terörle mücadelemizde zerre kadar geri adım atılmayacak. Zaten çok kıymetli komutanım Milli Savunma Bakanımız Yaşar Paşam da ifade ettiler. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bundan da geri adım atılmayacak, taviz verilmeyecek. Evet.